Bugün size evde yapabileceğiniz şahane bir lahmacun tarifiyle geldik. Kıtır kıtır, çıtır çıtır, mis gibi odun ateşinde pişmiş, lezzetli mi lezzetli, çocukların da yetişkinlerin de çok sevdiği vazgeçilmez lezzet. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, harika bir lahmacun tarifiyle karşınızdayız bugün. Tarife geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, lahmacun yapımına ilk olarak hamurundan başladım. 5 su bardağı un kullanacağım. Klasik su bardağı bu. Tuz koydum. Yarım kaşık da şeker koydum. Klasik yemek kaşığı. 2 bardak suyum var. Bu büyük bir bardak. Aslında klasik 2 su bardağı su var orada. Yoğurma işlemine başladım. Oda sıcaklığından birazcık ılık bir suydu. Yoğurmaya devam ediyorum. Güzel bir hamur istiyorsanız iyi yoğurmak işin sırrı bence. Bu çok malzemeli bir hamur değil. Mayasız bir hamur. Yeteri kadar iyi bir karışım oldu. Artık şöyle üstünü altını biraz un saracağım. Ve streç film sarıp dinlendiriyoruz hamurumuzu. Bu streç film daha önce Deniz'in çadır yapımında kullandığı streç film. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Artık lahmacunun içini hazırlamaya başlıyoruz. Bir sivri biberim var. Köy biberi, Charlie Stomper hepsi olur. Ben biberimi şöyle iri iri doğrayacağım. Bütün malzemelerimi robottan geçireceğim. İlk malzememi robota aldım bile. Sonra maydanoz. Tüm bu malzemeleri biraz göz kararı koyuyorum. Maydanozumuzu da doğramaya devam edeceğim. Evet, o da hazır. Maydanoz da robota gitti. Soğan ekliyorum. 2 büyük soğan kullandım. Yine göz kararı bunda koyabilirsiniz. Soğanlar da robota gidiyor ve 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsak lezzetini ben lahmacunda çok seviyorum. Yazdan topladığımız ve dolapta dondurduğum kendi bahçemizden domateslerim var, çeri domateslerim. Onları da robota alıyorum. Ve artık kıymaya başlayacağım. Güzelce şöyle robottan çekiyorum hepsini. Gram kıymaya tüm malzemelerimi alıyorum. Sonra 1 yemek kaşığı tuzum var. Onu ekledim. Karabiberimi ekliyorum. Bunlar tamamen damak zevkinize göre. Pul biber ve toz kırmızı biberim vardı. Onları da ekledim. Ve kendi yaptığımız salçamızı koyuyorum. Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz domateslerden yapmıştık. Çok da güzel bir salça oldu. Ve yoğurmaya başlıyorum. Burada lezzetlerin birbirine geçmesi önemli. Güzelce yoğuruyoruz. Artık dolapta dinlendirebilirim. Hem hamurumu hem de etimi yarım saat dinlendireceğim. Hamurumuzla etimiz biraz dinlenirken biz de dedik bir Türk kahvesi içelim. Filiz hemen sütlü bir Türk kahvesi yaptı. Yani bir kahve içimlik vaktimiz var. Kahvelerimizi içip lahmacunları sobaya vereceğiz. Soba da iyice kızdı şu an tam pişirme aşamasında. Şu an kahvaltıda lahmacun yiyeceğiz. Lahmacun seven bir aileyiz. Kahvaltıda lahmacun yiyecek kadar. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve artık hamurumu dışarıya alacağım. Yarım saat dinlendi. Hamurumu şöyle gazını birazcık alacağım. Aslında mayalı bir hamur değil ama şöyle bir elden geçiriyorum. Biraz yoğuracağım. Gayet güzel dinlendi. Yapısı çok güzel bir hamur. Eşit parçalara bölmeye çalışacağım. Bu malzemeyle ortalama 10 tane lahmacun çıkıyor. Şöyle küçük bezelerimi toparlıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Oklavam hala yok. Açma işlemini Deniz'in bagetiyle yapacağım yine. İnce bir hamur elde etmemiz lazım. Bagetle ne kadar olursa artık elimden geleni yapıyorum. Açma işlemi devam ediyor.
Şöyle malzememizi artık hamurla buluşturuyoruz. Sobada pişireceğim. Mis gibi çıtır çıtır odun ateşinde olacak. Soba gürül gürül yanıyor. Of, şuna bak, lahmacunlar pişti. Çok da lezzetli gözüküyor. Limonsuz olmaz. Bol yeşillikle. Oh. Oh. C vitamini. Sabah kahvaltısı. Hadi ben de şöyle durdum. Afiyet tadına. Olsun. Bakalım. Afiyet olsun. Bak bakalım. Onu da sen önüne al istiyorsan. Ben de bunu önüme aldım. Tamam. Çıtırtıları duyuyor musunuz? Bence duyuluyordu. Bayağı lahmacun olmuş. Evet. Yani hamuru bir tık daha ince açılabilir. Hı. Onun harici hiçbir şey yok. Bir dahakileri dikkat edelim, daha ince açalım. Zaten şöyle, ortalama yaptığımız hamurdan 10 tane lahmacun çıkar. Ama güzel olmuş. Evet. Uzun süredir de lahmacun yemiyoruz. Özlemişim lahmacunu. Bizim bir oklavaya ihtiyacımız var. Hı. Bence. Merdane bir oklavaya. Canlı yayınlarımız bu hafta itibariyle başlayacak. Hafta sonu Instagram hesabımızdan. Hala takip etmiyorsanız Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Ben aşağıya Instagram adresimizi koyuyorum. Aynı zamanda videonun açıklamasında ve kendi başa tutturduğum yorumumuzda da Instagram hesabımızı bulabilirsiniz. Yine bugünkü çekimimizin detaylarıyla alakalı Filiz ile Deniz kanalında, yani vloglarımızı paylaştığımız kanalda da daha detaylı videoyla uzun bir kamera şeyler, arkası gibi. Evet, detaylı bir şekilde izleyebileceksiniz. Çok güzel ama ya, çıtır çıtır. Ya, hamur işlerini açtım bayağı. Pastane mi açsak sana? Güzel oldu valla. Şimdi böyle köylük yere yerleştiğiniz zaman, geldiğiniz zaman, göç ettiğiniz zaman şehirdeki bir takım şeyleri bulamıyorsunuz. Bunları göze almalısınız. Bunları göze almalısınız. Buranın getirdiği eksiler de var, artılar da var. Bize göre artılar daha fazla olduğu için buraya geldik. Ama bu da güzel oldu. Artık her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hamburger yaptık. Ne yapmıştık arada? Pizza yaptık. Bu da lahmacun. Güzel oldu. Geçen sene de pide yapmıştık. Bayağı yemek videolarımız var. Pide yaptık, var. Şey, kebap yaptık ya. Sen Adana yapmıştın. Tamam. Süperdi. 1000 olduk videosuydu değil mi? 1000 aboneye ulaştığımız videoydu. Ben yemek videolarının linkini üstte koyuyorum arkadaşlar. Tam kanalımızdaki yemek listesini. Oradan yaptığımız tüm yemek tariflerine bakabilirsiniz. Herhangi bir kebapçıdan alınmış lahmacundan hiçbir farkı yok. Hatta daha güzel. En azından içinde ne var biliyoruz. Veda etmeden önce yine son kez hatırlatalım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok keyifli okuduğumuz yorumlarınız için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Çekimin ortasındayız. Filiz dedi iyi yormak için yeri alacağım ben. Ama bak daha iyi topladım öyle.